Geldik sizlere. Büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Sevgili Kırşehirliler, hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim. Kovalar getirip gıybet etmedim. Gönülleri kırıp can incitmedim. Bir garip sazımı çaldım, giderim. Kimimizin kardeşi, kimimizin abisi, kimimizin arkadaşı, Kırşehir'in öz evladı kıymetlimiz, merhum halk ozanımız Neşet Ertaş'ı saygıyla rahmetle anıyoruz. Sevgili Kırşehirler, deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay depreminde aramızdan ayrılan değerli vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Kırşehirliler, 14 Mayıs'ta savurganlığa son verecek misiniz? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulacak mı? Parolamız net. Artık son düzlüğe girdik sevgili Kırşehirliler. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? O zaman kaldırın şu ellerinizi, bayraklarınızı bir göreyim bir. Ahiler diyarını bir dost düşman bir görsün. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya, sizlerin huzuruna, 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Nasılsınız? Değişimden yana mısınız? Alın terinden yana mısınız? Haktan, hukuktan ve adaletten yana mısınız? Size sözüm var. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Size sözüm var. Alın teri dökenlerin hakkını teslim edeceğim. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı getireceğim. Size sözüm var. Ayrışmayı değil, kucaklaşmayı getireceğim. Size sözüm var. Alın teri döküp kazananın hakkını teslim edeceğim. Size sözüm var. Beşli çetelerin çaldıklarının tamamını bu memlekete getireceğim. Size sözüm var. Gelmeden önce Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ettim. Babasının mezarını ziyaret ettim. Hocamızla beraber bir Fatiha okuduk. Neşet babasını yüz yüze hiç tanışmışlığımız yoktu. Ama Neşet Ertaş'la zaman zaman beraber olduk. Onun sazını, onun sözünü dinledim. O
Onun tezenesi kadar güzel, onun sesi kadar güzel bir ses yok gerçekten de. Güzel şeyi söylüyor. Kadınlar insandır. Biz de insanoğlu diye. Kadına ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz. Bugünkü hayat pahalılığı içinde en büyük sorunu yaşayan kadındır. Bugünkü hayat pahalılığı içinde bir dertleri alıp derman üretmeye çalışan yine kadınlardır. Büyük sıkıntılar çeken kadınlardır. Pazara gidip mutfaktaki yangını gören kadınlardır. O nedenle benim kadınlara borcum var. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ve dolayısıyla evdeki bütün sıkıntıları yaşardı. Bütün sıkıntıları. Rahmetli babam, 7 kardeşiz. 7 kardeşe bir bayramda ayakkabı aldığını hiç hatırlamam. Çünkü alacak gücü yoktu. Ama bizi okuttu. Bizi okuttu. 7 kardeş içinde üniversiteye giden sadece benim. Çünkü diğerlerini gönderecek parası, imkanı da yoktu. Ama benim şimdi pırıl pırıl üniversite mezunu 3 evladım var. 3 evladım, onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Ben genel başkanım diye asla ve asla gidip bir yerlerde üstten konuşmadılar. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı. Çalışıyor, üretiyor, kazanıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin. Çünkü eğitim bizim en temel sorunlarımızdan birisidir. Ve onun için de hep birlikte mücadele etmek ve evlatlarımızı okutmak zorundayız. Evlatlarımız ne kadar iyi eğitim alırsa Türkiye o kadar hızla büyür ve hızla kalkılır. Sevgili anneler, size sözüm var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Hiçbir çocuğun, hiçbir çocuğun. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Aile destekleri sigortasıyla hiçbir ailede benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak. Ve bu gelir kadının banka hesabına yatacak. Dolayısıyla kadın bankaya gidecek, fakir ailedeki yoksul kadın bankaya gidecek, her ay düzenli bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onun fakir olduğunu, onun yoksul olduğunu sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Çünkü benim felsefem, çünkü benim inancım şunu söylüyor. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Nokta. Öyle fakir ailelerde çocukları getir, sıraya diz, efendim yardım yap. Bütün televizyonlar onu seyretsin. Senin vicdanın rahatlasın. Hayır efendim. Hayır, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Yoksulluğu afişe etmeyeceksin. Bir yerde yoksul varsa o yoksulluk devleti yönetenlerin ayıbıdır. Yoksul olanın değil. Onun için bitireceğim yoksulluğu. Bu topraklarda hiç kimse ben fakirim diye, ben yoksulum diye yardım istemeyecek. Sosyal devlet ona her türlü desteği ödünsüz, hiçbir şey beklemeden verecek. Göreceksiniz. Bu topraklara baharı getireceğim, baharı. Huzuru getireceğim, huzuru. Hiçbir yoksul ailenin elektriği asla ve asla kesilmeyecek. Suyu asla ve asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla ve asla kesilmeyecek. Diğerleri nasıl yaşıyorsa yoksul aileler de aynı şekilde huzur içinde yaşayacaklar ve beraber yaşayacağız ve huzur içinde yaşayacağız. Göreceksiniz. Köylerde çalışan kadınlar var. Onları da biliyorum. Neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar. Köylerde çalışan, tarlada çalışan, bağda çalışan, bahçede çalışan, ağırda çalışan, bir anlamda hayatın her alanında çalışan, fedakarlık gösteren kadınlar var. Onları da biliyorum. Onlara da sözüm var. Onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Yeter ki çalışsınlar. Yeri zamanı gelince de emekli olacaklar. Emekli aylıkları olacak. Gençler için de aynı şekilde. Köyde, tarlada çalışan, traktörde çalışan bütün gençlerin sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece
köy hareketlenecek. Köyde çalışmak cazip hale gelecek. Ayrıca bir sözüm daha var. Bütün köy okullarını açacağım ve öğrencilerimiz kendi köylerinde okullara gidecekler. 100.000 öğretmenin atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız. Göreceksiniz. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyle buluşturacağız. Hiç endişe etmeyin. Köylerde sadece öğretmen, sadece imam değil. Ziraat teknisyeni de olacak. Ziraat mühendisi de olacak. Veteriner hekim de olacak. Buranın, bu bölgenin hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bölge bu konuda olağanüstü avantajlara sahip bir bölge. Burada geleceğim, ona da geleceğim, ona da geleceğim. Burada bir kesimhanenin kurulması, et balık kurumu görevini yapsa aslında, burada üreticinin her türlü hakkını teslim etse hepimiz çok mutlu olacağız. Bölgeyi ayağa kaldırmak zorundayız. Ayağa kaldırmak zorundayız. Bölgede herkesin ürettiği ve herkesin kazandığı bir ekonomik atmosferi yaratmak zorundayız. Hızlı trenden söz ediliyor. Her seçim öncesi gelip söz veriyorlar. Seçim bitiyor, sizler oylarınızı veriyorsunuz. Sonra onlar unutuyorlar. Bay Kemal unutmaz. Unutmayın. Bay Kemal unutmaz. Bay Kemal sözünün arkasında durur. Sözünün eridir. Yapılacaksa yapılacak kardeşim. Niye yapmıyorsun? Yapmıyorlar. Hızlı trenin ötesini düşünüyorum ben. Bakın Anadolu'nun içi boşaldı. Anadolu'da insanlar büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar. Acaba oralarda asgari ücretle iş bulabilir miyiz diye. Allah nasip eder, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımda göreceksiniz. Biz Orta Anadolu'yu demir yollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz'e bağlayacağız. Buradaki fabrikalar ihracat yaptığı zaman demir yoluyla taşıdıklarında bütün lojistik masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Böylece fabrikanın Mersin'de olması, Adana Oda olması çok cazip olmayacak. Kırşehir'de olması çok daha cazip. Kayseri'de olması çok daha cazip. Aksaray'da olması çok daha cazip olacak. Böylece herkesin kazandığı, herkesin ürettiği bir modeli inşallah inşa edeceğiz. Göreceksiniz. Türkiye için çalışacağız. Beşli çeteler için değil. Sizin için çalışacağız. Sizin için emek harcayacağız. Beşli çeteler için değil. Ücret dengesizliği var kamuda, bunu da gayet iyi biliyorum. Doktor kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza pandemi döneminde herkesin ortak talebi olarak onların aylıklarını artırdık. Ama devlette bir yapı var. Devlette doktor, mimar, mühendis, bunlar birbirlerine yakın aylıklar alırlardı. Dolayısıyla şimdi kamuda çalışan mimarlar ve mühendisler diyorlar ki bizim de aylıklarımızın artırılması lazım. Biraz yükseltilmesi lazım. Onlara da söz verdim. Adaleti sağlayacağız. Adaleti olacak. Adaletsiz bir dünyayı asla kabul etmiyorum. Çünkü devletin dini adalettir ve adaleti inşa edeceğiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Gelelim başka bir konuya. Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3.600.000 Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Benim evladım işsiz. Sizin evladınız işsiz. Onlar asgari ücretin yarısıyla çalışıyorlar. Onlar da mağdur oluyorlar. Onları kendi ülkelerine götüreceğiz. Avrupa Birliği'nden aldığımız fonlarla, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini, okullarını, hastanelerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve onları en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız ve göndereceğiz.
Emek sömürüsünün karşısındayız. İnsan insandır. Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Ve onun döktüğü alın terinin karşılığının ödenmesi gerekiyor. Bunu yapacağım. Afganlar da var. Onları da kendi ülkelerine Allah nasip ederse uğurlayacağız. Göreceksiniz. 2000'liler mezarda emekli olmak istemiyorlar. Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanması lazım. Herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Herkesin ödediği prim kadar aylık alması lazım. Altı yükselttiğiniz zaman üst gelir gruplarını da aylık gruplarını da yükseltmeniz lazım. Yani eşitliğin olmadığı bir yerde toplumda huzur olmaz. Huzuru sağlayacağız mutlaka. Kemal dedemin gölgesi yeter diyorsunuz. Aç kapıyı Veysel Efendi Bay Kemal geliyor diyorsunuz. Bir çocuk aç kalmayana kadar çalışacağız diyorsunuz. Hiç ama hiç endişe etmeyin. Ülkemi seviyorum. Ülkem için hizmet etmek benim boynumun borcudur. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Rize'de, Şanlıurfa'da, Trakya'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, İzmir'de, Mersin'de, Antalya'da nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada her insanın mutlu olmasını istiyorum. Huzurlu olmasını istiyorum. Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara da inanmayın lütfen. Benim ağzımdan çıkana inanın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. Doğruları söyleyeceğim. Doğruların arkasından gideceğim. Çok kamplaştık, çok kutuplaştık. Neredeyse birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'yi çıkaracağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. Bir grubun değil, bir kesimin değil. 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım. Buna göreceksiniz, bunu göreceksiniz ve buna inanmanızı istiyorum. Çünkü beraber olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak güçlü oluruz. Adaleti getirirsek güçlü oluruz. Adaletin gelmesinin yollarından birisi de gelir dağılımının hakça bölüşülmesidir. Yani gelirin hakça bölüşülmesidir. Bizim güzel bir sözümüz var, atalar söyler, atalarımız. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz. Ve bunu yapmak için zaten mücadele ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istemeyen, hatta Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Bir beşli çeteler, ikincisi uyuşturucu var onları. Yok çekmeyin. Sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Oy kullanacaksınız. Haktan yana oy kullanacaksınız. Adaletten yana oy kullanacaksınız. Vatandaştan yana oy kullanacaksınız. Üstten konuşan, üstten sizi tehdit edenlere artık dur diyeceksiniz. 22 yıl oldu. Eyvallah kardeşim. Çekil, bir değişim olsun. Bir yeni insan gelsin. Bir adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin. Söyledim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net. Kul hakkı yiyenler benden çekiniyor. Benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyenden diyeceğim ki ver kardeşim. Götürdüğün paraları ver. Götüreceksin Amerika'ya. 35 katlı gökdelenler yapacaksın. Bay Kemal seyredecek. Manhattan'a götüreceksin gökdelenler yapacaksın. Bay Kemal seyredecek. İngiltere'ye dolarlarını, avrolarını götüreceksin. Bay Kemal seyredecek. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alacaksın. Bay Kemal seyredecek. Yerler mi? Yemezler, yemezler. Son kuruşuna kadar getireceğim. Bu milletin alın terinin karşılığını aldın, götürdün, çaldın. Alacağım, getireceğim.
Türkiye'ye, millete vereceğim. Size vereceğim. Sizin hakkınız bu. Şimdi ben emekliye 2015 yılından bu yana, 2015'ten bu yana emekliye iki bayram ikramiyesi verin. Ramazan bayramı, kurban bayramı, asgari ücret kadar emekli ikramiyesi verin. Önce bağırdılar, vay efendim emekli ikramiyesi diyorsun, parayı nereden bulacağız? Üsteledim, söyledim, ben maliyeciyim, ben hesap uzmanıyım. Devlette para var, parayı adaletli kullanırsan olur. Sonra verdiler. Şimdi seçimler geldi, 1000 lirayı biraz artırdılar. Benim sözüm söz, asgari ücret kadar emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi lazım. Son bayramda vermediler. Allah nasip eder, Kurban bayramında bütün emekli kardeşlerim gidecekler. Bankadan para çekince orada 15 bin liraları olduğunu görecekler. 15 bin lirayı Kurban Bayramı'nda emekli kardeşlerime ikramiye olarak vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bağırıyorlar hemen. Parayı nereden bulacaksın? Vay efendim. Beşli çeteye gelince para var. 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alanlar için paralar var. Yandaşları için paralar var. Senin beşli çetelerin dolarla, avroyla ihale alıyorlar, onlara para var. Emekliye gelince, garibana gelince para yok. Yer mi bunu Bay Kemal? Yemez. O paraları söke söke alacağım. Tamamını emekliye vereceğim, işçiye vereceğim, memura vereceğim, garibana vereceğim, çiftçiye vereceğim. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa ona vereceğiz. Bakınız, dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Dışarıdan et getiriyorlar. Dışarıdan buğday getiriyorlar. Dışarıdan fasulye getiriyorlar. Her şey dışarıdan geliyor. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince her şey çok güzel olacak. İnanın, çalışan, alın teri döken her şey için. Esnaf kardeşimiz de sıkıntıda. Sattığı malın yeniden gidip satın aldığında parasını ödeyemiyor. Bakıyor zam gelmiş. Zam konusunda en dertli olanlar aileler. Kira bedelleri giderek yükseldi. Pazarda yangın var, mutfakta yangın var. Oturuyor ay başında hesap yapacak. Masraf nereye gidecek, nasıl gidecek bunun hesabı. Yol parası, okul parası, beslenme parası, bakıldığı zaman elektrik parası, bütün bunların hepsi üst üste geldiğinde her aile acaba biz ay sonunu nasıl getiririz diye bunun için uğraşıyorlar. Ay sonunu Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz. Çok güzel getireceksiniz ay sonunu. Onlardan alacağım, size vereceğim. Öyle her hafta, her gün, her saat hesap yapmayacaksınız. Hele bir de düğüne davete gelirse eyvah diyorsunuz. Düğüne gideceğiz ama parayı nereden bulacağız? Altını nasıl takacağız diye. Ben bu kardeşiniz bunların hepsini hesapladı. Niçin? Bu kardeşiniz hesap uzmanı. Neyi nasıl yaptığını, nasıl yapacağını devlette tam 27,5 yıl çalışarak bunların hepsini ortaya çıkardım. Şimdi diyorlar ya, Kılıçdaroğlu bunları nasıl yapacak? 27,5 yıl bu işler için çalıştım. 27,5 yıllık devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz? Bulursak da getirir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar ve bulamazlar. Çünkü kul hakkı yemediğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Ben kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diyorum. Onlar böyle bir şey söylemiyorlar. Mesela çıkıp biz kul hakkı yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? AK Partili veya Milliyetçi Hareket Partili bir kardeşinizle karşılaştığınızda Allah için bunu sorun. Deyin ki ya siz bu Bay Kemal'e kızıyorsunuz. Bay Kemal diyor ki kul hakkı yemem, yedirmem. E sizin genel başkanlarınız da söylesin.
kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem desin. Diyebiliyorlar mı? Niye diyemiyorlar? Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Sınırları yol geçen anına döner. Bir ülkeyi devlete teslim edilir mi? Devlet akılla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. İrfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Bizim tarihimize baktığınız zaman ta Betihan'dan bu yana hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmemiştir. Bunu çözeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz ve daha güzel bir devleti inşa edeceğiz. Huzur içinde hakça üreten ve bölüşen bir devleti inşa edeceğiz. Rahmetli Ecevit'in güzel bir sözü vardı. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen diye. Aynı şeyi yapacağız. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Sağlık çalışanlarını biliyorum, 10 bin atamayı biliyorum. Bakın bir devlet sağlık, güvenlik ve eğitim alanında asla boş kadro bırakmaz. Dünya neresine giderseniz sağlık personelinde asla boş kadro olmaz. Engelli kadrosunda asla boş kadro olmaz. Güvenlikte asla boş kadro olmaz. Çünkü bunlar bir devleti ayakta tutan temel kolonlardır. Efendim şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bizim böylesine güzel bir toplantı yapmamızın ve bizim güvenliğimizi sağlamamızın aktörleri de burada. Yani polis kardeşlerimiz de burada. Onlara da yürekten teşekkür ederiz. Onların da dünya kadar sorunu var biliyorum. Sizin sorununuz var. Mutfaklarda yangın var. Onların da mutfağında yangın var. Onların da sorunları var. Onlar günün 12 saati, 13 saati, 14 saati nöbet tutuyorlar. Onu da gayet iyi biliyorum. Bazen 24 saat çalışıyorlar. Onu da gayet iyi biliyorum. Polis intiharlarının hangi noktalara ulaştığını onu da gayet iyi biliyorum. Onlara güveniyoruz ve onlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan temel aktörler. O nedenle polis arkadaşlarımıza da hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Bir şey daha. Benim saray merakım yok. Saraylarda gidip oturma gibi bir merakım da yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Mütevazi bir evim var. Mutfağımı da hepiniz biliyorsunuz zaten. Huzur içinde evimizde yaşıyoruz. Saraylara asla gidip oturmayacağım. O sarayda da oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya'sına gideceğim. Bizim saraylarda oturmak gibi bir merakımız yok. Halka üstten bakmak, halkı küçümsemek, hele hele kadınlara hakaret etmek, kadınlara yaptığı hakaretin ve küfrü belli noktalarda bütün Türkiye'ye duyurmak asla ve asla doğru değil. Kadınlar hiç endişe etmeyiniz. Sizin Bay Kemal'iniz var. Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Unutmayın sevgili peygamberimiz diyor ki cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır diyor. Bunu unutmayın. Efendim hepinize şükranlarımı sunuyorum. Daha bugün iki yere daha gideceğim. Alacağım onu. İki yere daha gideceğim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Ekrem Başkanımız şunu söyler. Şunu söyler Ekrem Başkanımız. Her şey çok güzel olacak diye. O zaman ben de sorayım sizlere. Her şey. Şu ileriden tıp yok. Oraya da soralım. Her şey. Bir de şuraya soralım. Her şey. Her
her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel oldu. Hiç endişe yok. Hiç endişe yok. Her şey çok güzel olacak. Bu memlekete huzuru getireceğim huzuru. Bereketi getireceğim bu bereketi. Alın terinin değerini vereceğim, alın terinin değerini. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ben şimdi hızlıca öncelikle milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Metin İlhan. Şeref Baran Genç. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Turan Yıldırım. Asaf Kayaoğlu. Sevgili Kırşehirler, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. İzmir milletvekilimiz, genel başkanımızın baş danışmanı Tuncay Özkan. Hemşehriniz, bu toprakların öz evladı, Ankara milletvekili Yıldırım Kaya. Konuk bir milletvekilimiz var. Kayseri milletvekilimiz Çetin Arın. Ve 2019'da oylarınızla göreve getirdiğiniz Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu. Akpınar Belediye Başkanımız Şükrü Turgut. Boztepe Belediye Başkanımız Hüseyin Takan. Yine konuk bir belediye başkanımız var. Komşu kentimizin belediye başkanı Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Alto. Sevgili Kırşehirliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Ben şimdi değerli il başkanlarımızı buraya davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hüseyin Çamar. Deva Partisi İl Başkanımız Metin Atamay. Demokrat Parti İl Başkanımız Akif Aközbek. Gelecek Partisi İl Başkanımız Uğur Şener. İYİ Parti İl Başkanımız Mifit Göçen. Ve Saadet Partisi İl Başkanımız Ali Köksal. Sevgili Kırşehirliler, ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Kırşehir'in selamını önce Kırıkkale'ye, sonra Antalya'ya götürüyoruz. Hoşça kalın sevgili Kırşehir'li hemşehrilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.